Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Bir önceki dersimde gidip bir D kontrolcüsünün buraya nasıl uygulanacağını gösterdim. PD kontrolcüsünü. Ve PD kontrolcüsünün sonunda neler çıktığını aslında şu şekilde tartıştık ve diğer parametresiyle nasıl eksponansiyel bir terime dokunabildiğimizi, gerçekten bunu değiştirebildiğimizi anlattım. Şimdi geldik bu problemlerden diğeri olan steady state error'ü, yani durağan durum hatasını nasıl değiştireceğimize. Arkadaşlar durağan durum hatasını değiştirebilmek için bizim elimizde aslında bir integral dediğimiz bir kontrolcü var. İntegral controller. Şimdi bu nereden geliyor aslında? İntegral kontrolü aslında hatanın toplanmasından geliyor. Şuradan. Hatayı toplayarak veriyoruz. Bunun aslında bizim için karşılığı şu. Bizim burada bir de ES değerimiz vardı ya. ET değerimiz burada hep şöyle bir integrallik değerle toplanıyor. Ve toplamaya göre aslında integrali toplayarak biz sistemin parametrelerini değiştirebiliyoruz. Bu bunun aslında transfer fonksiyonu ayağı. Size aslında böyle anlatırlar. Ama ben gideceğim yine bizim buradaki şu transfer fonksiyonuma gideceğim. Ne yapacağım? G'ye, GC'ye aslında K artı KDS diye. Ben gideceğim buraya bir KI tanımlayacağım. Ve bu KI'yi S'e böleceğim. Bu da benim integral kontrolcüm olacak. Gidiyorum buraya da KI'yi tanımlıyorum. Ve gidiyorum bakın yine sistemi tekrardan baştan çalıştırıyorum. Çalıştırdıktan sonra arkadaşlar benim karşıma şöyle bir transfer fonksiyonu çıkıyor. Ve bu transfer fonksiyonunun karşılığında da çözümünde de şöyle bir zaman cevabı çıkıyor. Şimdi bakın bu zaman cevabına. Şurada bir terim var. Bakın bu eksponansiyelle çarpılmış bir terim. Ve eksi eksponansiyel. Eğer buradaki her terim pozitifse ki pozitif olmasından başka şansı yok arkadaşlar. Bu terim ne olur? Transient'ta sonsuzda yani t sonsuza giderken aslında sıfıra gider. Ama bakın burada ne kalıyor? Bir değeri kalıyor. Biz neden bu bir değeri? Unit step için biz bunu denedik ya. Yani bir değeri için. Bakın bir değeri kaldı. Zaman cevabında. Onu da aslında nasıl yaptı arkadaşlar? Şöyle yaptı. O K'yı verdiğinde şu sistemin içinde K'yı 1 bölü S koyduğunda sistemin transfer fonksiyonu bakın şuna döndü. Şimdi bakın hiç sizin için ben bunu gidip tekrardan yazmayacağım. 1 bölü S ile çarptığımda ben bunu aslında ne görüyorum biliyor musunuz burada? Bu transfer fonksiyonu tam olarak şu S'i çıkarın buradan. K'ya eşitleniyor bakın. Şurada. Şu S nereden geliyor? Çünkü birim basamak cevabından geliyor. Çarpılmasından geliyor. O yüzden ben gidiyorum sistemim için tekrardan geliyorum. Şuraya bir de integratör atıyorum. Şunu üçlüyorum bir kere. Bir tane daha toplama işlemi koyuyorum. Toplama işlemi koyduktan sonra geliyorum. Buraya bir tane integratör atıyorum. İntegratör. Ve bunu da bir K ile çarpacağım bakın. Bir gain alıyorum buradan. Buna da 1 diyeyim. Şöyle. Ve toplayayım. Çalıştırdığımda arkadaşlar bakın zaman içerisinde bu yavaş yavaş bakın bu sefer ne olmuş? 0,99'un üstüne çıkmış. Şimdi ben diyorum ki burada bakın benim bu integratörüm çok sanki yavaş geliyor. Ben bir 10 katı hızıyla besleyeyim buraya. Arkadaşlar bakın 10 katı hızıyla beslediğimde buraya ne oldu? Zaman içerisinde gitti ne yaptı? Daha da yüksek bir değere doğru çıkmaya başladı. 97-99 oldu. Örneğin ben gideyim bunu 100 ile besleyeyim. Bakın bu sefer ne oldu arkadaşlar? Tam geldiği error değeri o kadar yüksekti ki ilk etapta üstüne çıktı ve gitti ne yaptı? Tam 1'e oturdu. Çok küçük bir hata değeri kaldı. Demek ki ben ne yaptım aslında burada? Sistemin içindeki o KI değerini daha da yükselterek ben buradaki error'ü aslında eşitlemiş oldum. Ama bakın buraya dikkat edin. Şu sistemin içinde bakın ben o K'yı arttırdığımda bakın hep parametrelerin içinde bir KI değeri var. Şuradaki K'yı o kadar çok ben arttırdım ki bu değerler geldi bana ne değeri verdi? Şunu çok 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 hızlı tüketti. Çok 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 hızlı ama. Ama her ne yaparsam yapayım bakın dikkat edin burada bu eksponansiyelin içine yine de girmedi.
Ama şurada cos h var ya arkadaşlar, artı bir de şu ifade. İşte buradaki ifadelerin köklerinden benim sistemimin içerisinde bir pozitif bir negatif değer çıkardı ve çok hızlı bir şekilde bu sistemi durağan duruma oturttu. Onu da aslında şöyle görüyorum ben burada sistemin içerisinde. Burada 1 bölü s çarpı 100 diyor ya. Bakın şimdi gidiyorum tork değerine bakıyorum bunun. Tork değerine baktığımda burada şöyle bir sıfıra iniyor. Sıfırdan tekrar yükseliyor yükseliyor ve sabit bir değere oturuyor. Buraya bakıyorum. Burada daha iyi iniyor. Şimdi bakın bu 5 diye burada. Şunu da 1 yapıyorum. Aynı olması için. İntegratörlü olanla integratörlü olmayanın sonuçlarını karşılaştıracağım. Ama tork değerlerini karşılaştıracağım bakın. Geliyorum burada. Şu torka geliyorum. Kuvvetlere. Şuraya da bir tane skop atıyorum. Skopu attıktan sonra gidiyorum. Benim uyguladığım şu tork değerlerine bakıyorum. Bakın. Tork değerimi uyguladığımda aralarında çok az bir fark var. Gördünüz değil mi? Ama o az fark işte benim bu sistemi tamamen kendi yerime oturtmamı sağlıyor. Tam şu aradaki fark. Zaten bir yerden sonra bakın bu tamamen eşitleniyor neredeyse. Ama o küçük fark arada ne kadar büyük bir değişim yaratıyor. Bu yüzden arkadaşlar integral kontrolcü bizim için çok önemli. Eğer steady state hatasını yok etmek istiyorsak. Onu da şundan diyorum. Ben buradaki D'yi de değiştirebilirim. K'yı da değiştirebilirim. Ya da atıyorum başka bir şey de yapabilirim. Ama ne yaparsam yapayım, ben hep eğer hatayı toplarsam ve bu sisteme beslersem kesinlikle ve kesinlikle bana şu fonksiyonu sağlayacak bir sonuç veriyor. Sadece ne zaman nerede yakın sayacağını K ile çarparak değiştirebiliyorum. Şimdi benim burada görmem gereken önemli bir şey de şu. Şimdi bakın burada 99 çarpı 2'lik bir şey var. Ben şimdi gidiyorum bunu 1 yapıyorum. Bu KP'yi. Ben şimdi bunu 1 yaptığımda burada sonuçlara bir daha bakıyorum. İkisinin. Şimdi bakın 1 yaptığımda ben bunu. Gördünüz mü? Yukarıya doğru çıktı, indi, çıktı, indi, çıktı, indi, bir salınım yaptı. Ve en sonunda artık bu değere oturmaya yaklaşıyor. Artık hata değerini de azalttım. Bunu yapmasının sebebi şu arkadaşlar. Ben K'yı 1 yaptığımda burada bakın bu kosinüs H, sinüs H'lı değerler var ya. Bunların hepsi bir salınıma giriyor. Eğer K'yı ben çok yüksek seçmezsem. Neden yüksek seçmezsem giriyor? Çünkü bu kosinüs H, sinüs H'ın içinde bakın bir K parametresi var ve K'ı parametresi var. Aynı zamanda KD var. Benim sistemin içinde olduğu için. Bu sonuçların hepsini bu salınımla veriyor. O yüzden mesela siz eğer gidip sonuçları oturtmak istiyorsanız, böyle bir şeye sisteminiz izin vermiyorsa, sadece şöyle yukarı doğru çıkan bir fonksiyon yaratmak istiyorsanız bu değerleri de kendiniz seçip çıkarmanız gerekiyor. Bunun için arkadaşlar aslında standartlaşmış fonksiyonlar var. Ben onları daha sonraki dersimde anlatacağım. Bu damper etkisini azaltmak için bu damping ratio'muz var. İşte natural frekansımız var. Bunların aslında değerlerine göre biz istediğimiz herhangi bir yere kutup oturtabiliyoruz. Bunun yöntemini de size S domaininde vereceğim. Ama biz bunları bilmesek bile, yapamasak bile kesinlikle şundan eminiz. Standart bir PID algoritmasını biz baştan sona şu şekilde oluşturup bir sistemin kontrolünü artık sadece şu grafik değerlerinden, yani denklem çözümlerinden de bulabiliriz arkadaşlar. Zaten benim sizden de istediğim şey şu. Biz gelip buraya bu değerleri yazıyoruz integral kontrolcüyü veya başka birini. MATLAB sonucu üzerinde. Benim burada mesela omega dm varsa siz gidip buraya bir tane daha blok koyun. Sonra gidip toplayın bunu çıkarın. Ya da şuraya gidin bir tane daha blok koyun. Ya da buraya gidin bir plantin çıkışında şöyle bir tane daha blok koyun. Şuradan omega çıksın. Burada işte benim bilmediğim bir A var. Transfer fonksiyonu. Bir B var. Şurada benim PID algoritmam var değil mi? Ya da atıyorum bu PID'yi buraya koymayın. Gidin başka yere koyun. Çünkü biz neyi öğrendik? Kontrol objektifinde kesinlikle ve kesinlikle omega D değeri eğer 1'e eşitse bu oran, bizim kontrolcümüz doğru bir şekilde çalışıyor oluyor. Ama bizim eğer ki şu az önce yani bu PID'ye getirene kadar benim yaptığım kademeleri uygulamazsanız, gidip şu fonksiyona
Şu şekilde yaklaşmazsanız yeni bir kontrolcü üretebilmeniz pek mümkün değil. Eğer ezbere yaparsanız iş yeri arkadaşlar bunları yapamazsınız. Ama ben şuraya bir B'ye bir transfer fonksiyonu olarak bir tane gidip bir kontrolcü tasarlayabilirim. Çünkü bakın bu da close loop'un şeyini değiştirir. Aslında sistemin denklemini değiştirir. Mesela siz buraya gidip 1 bölü s yazmayın da 2 bölü s küp yapın. Ya da atıyorum işte 2 bölü 2 artı s kare. Sallıyorum tabi bunları. Siz öyle bir kontrolcü formu geliştirin ki buraya bu sistem yine omega ile omega d'yi sağlayabilsin. Arkadaşlar işte bu novel'dır. Yenilikçi bir metot olur. Ve siz sadece bunun zaman domainindeki cevabını inceleyerek, sadece şu fonksiyonu kullanarak bunların hepsini yapabilirsiniz. En son olarak söyleyeyim. Arkadaşlar şurada gördüğünüz şey var ya, bu bir PID algoritmasıdır. Size en başta bunu gösterirler. Gösterdikten sonra derler ki işte PID algoritması şudur, şunu yapar. Halbuki PID algoritması, yani şu K artı KD çarpı S artı KI bölü S tamamen ve tamamen benim şuradaki şu metde fonksiyonlarını çözüp zaman domainindeki incelemesi yapıldıktan sonra bulunuyor. Yani bunlar hali hazırda yok. Adamın biri gidip aynı benim çıkardığım gibi size bunları çıkarmış ve hazır olarak kullanıyorsunuz bunları. Benim bu dersteki amacım şuydu. Bunun temelini siz öğrenin ki yeni kontrolcüler üretebilin. Bir de K'yı değiştirdiğinizde, KD'yi değiştirdiğinizde, K'yı değiştirdiğinizde sisteminiz nasıl etkileniyor bunu inceleyebilin. Bir sonraki dersimde arkadaşlar size inputların, yani bu errorlerin type'ları var aslında arkadaşlar. Biz hep şu ana kadar unit step uyguladık. Unit step uyguladık ama bunun ramp cevabı da var. Eksponansiyel bir giriş de girebilirsiniz. Sinüzoidal bir giriş de girebilirsiniz bu sisteme. Bu sisteme bu girişler altında, yani omega d'nin farklı türleri olduğunda, örneğin şöyle bir sinyal giriyorsunuz buraya ya da şöyle bir sinyal giriyorsunuz ya da şöyle bir sinyal giriyorsunuz. PID altında nasıl değiştiğini size göstereceğim.